Merhaba arkadaşlar. Bugün size bu güzelliklerle geldim. Geçen yayınladığım videoda bakımı ile ilgili sorular sormuş arkadaşlar. Ben de size böyle küçük bir video olarak bildiklerimi, kendi tecrübelerimle kazandıklarımı anlatmak istedim. Psikiyalar bol aydınlık istiyorlar, bol aydınlık yeri seviyorlar. Mesela güneş ışığını, güneşin o yansıyan sıcaklığını hiç sevmiyorlar. Hemen yaprakları büzüşüyor, yumuşuyor. Ama aydınlık olursa, bol aydınlık yerde böyle güzel gelişiyorlar. Toprağını perlit kullanıyorum, bol perlit olacak. Çünkü sıkı toprağı sevmiyorlar. Torf, perlit ve biraz da çok böyle azıcık hani toprağın ağırlığını birazcık nasıl diyeyim, toprak havalanmasın diye çok azıcık da bahçe toprağı kullanıyorum. Yani bu şekilde kullandığım toprağı da çok sevdiler. Kocaman kocaman yaprakları ve parlak yaprakları oldu. Bol bol da çiçekler açıyorlar. Bir de psikiyalara ben neye dikkat ettim? Küçük saksı seviyorlar. Hani büyük saksıyı sevmiyorlar. Şöyle saksısı hani bardaktan. Yani 400 milimlik bardaklar var ya. Diyelim ki onun gibi küçük saksıları tercih ederseniz daha güzel gelişir. Büyük saksılarda hani kök yapmaya çalışıyorlar. O yüzden gelişimleri çok da güzel olmuyor. Benim konumum arka balkonda, kuzey cephede böyle tam pencerenin karşısında konumlandırıyorum. Buradaki tülü de çekmiyorum ki bol aydınlık olsun diye. Zaten çoğu bitkilerim, hani güneşi çok istemeyen bitkilerimin çoğu burada. Mesela Siningiyalar da episkiyalarla aynı bakımı istiyorlar. Güneş değil, sadece ışık ve bol aydınlık. Işıktan kastım da zaten bol aydınlık olması lazım. Bir de yerini sevdikten sonra çok güzel de çiçekleri açıyor. Yine menekşeler de aynı yerde konumlandırıyorum ben. Tabii ki bazılarını bitinli sulamaya aldım. Bazıları hala böyle duruyorlar. Bunları alma fırsatım olmadı henüz. Bitirli sulamaya aldıklarım çok güzel çiçekler açıyor. Kolera, episkia, siningia. Bunların üçü de aynı konumu seviyor. Bol aydınlık. Yani tül arkasından ışık alabilir ama eğer yeriniz müsaitse, hani perde çekmeyecek bir yeriniz varsa perde olmayan bir yerde de konumlandırabilirsiniz. Çünkü perdesiz yerde daha güzel gelişiyorlar. Benim burası hani arka balkon. Ön tarafta perdem olduğu için burada perde kullanmıyorum. Daha güzel gelişsinler. Daha ışık daha çok alsınlar diye. Burada perdeyi kullanmıyorum. Gördüğünüz gibi episkiyalar çok güzel gelişti. Hani satışını yapıyor musun diye soranlar da var ama şu sıcaklarda ben şu anda satış yapmıyorum. Hatta birkaç tanesi sormuştu. Yakın hani Gaziantep'e yakın yerler olsa gönderim yaparım ama bu sıcaklarda uzak yerlere imkan yok, gönderim yapamam. Yazık, hem alan kişinin parasına yazık, hem de bitki yolunu ölüyor. Yani bu kadar güzel bitkilerin de ölmesine kimsenin gönlü razı olmaz. Sanırım, bilmiyorum, ben çok seviyorum. Çok sevdiğim için de bitkiler genellikle güzel gelişiyorlar. Sevgimin karşılığını bu şekilde güzel güzel gelişerek veriyorlar. Şunların yaprağı zaten muhteşem. Rengi çok güzel. Yani kocaman oluyorlar. Şunun çiçeği de pembe renkli. Sarı açan da var ama henüz bunun şeyi açmadı. İlerleyen zamanlarda açar. Yani bir hafta falan sonrasında bu da açar büyük ihtimal. O zaman onun da size resmini yayınlarım inşallah. Şu da farklı açtı. Sarı, kırmızı. Çok değişik, çok farklı bir çiçeği var. Aslında episkiyaların hani çiçekleri çok birbirine yakın tonlarda oluyor. Çiçeğinin renginden değil de yapraklarının güzelliğinden dolayı genelde tercih edilen bitkilerden. Yani tercih edilmeyecek gibi de değil. Şöyle bir bakarsanız çok güzel. Şu en üsttekinin saksısını değiştirdim bugün.
Aslında bayağı bir saksı değişimi yaptım dün de. Şunu bugün yaptığım için daha yerine adapte olamadı sanki. Da sarı kohlera. Kedi Suzan diyoruz biz buna. Çok farklı ve güzel bir çiçek. Hepsi farklı farklı. Hepsi farklı tonlarda. Mesela bunun çiçekleri bayağı büyük oluyor. Kırmızı türlü ama diğer kırmızı klasik kohleradan çok daha farklı. Zaten parmaklarımla kıyaslarsanız anlarsınız ne kadar büyük bir çiçeğin olduğunu. Şuna ayrı bir güzel. Kanatlı güzel diyorum ben buna. Altında şöyle küçücük bir kanadı var. Farklı. Çok güzel ve değişik. Yine bunlar da sulamadalar. Fitilli sulamayı çok beğeniyorum, tercih ediyorum. Hani çok fazla kanadığı zaman böyle suyun rengi değişebiliyor ama sıkıntı değil. Yani sulama konusunda sıkıntı çekmiyorsunuz. Bitki ne zaman susayacak, ne zaman kuruyacak ya da çok su verip de öldürmek yerine böyle fitilli sulamada iple kendisi toprağını her zaman nemli bırakabiliyor. Yavaş yavaş suyunu çekiyor ve toprak her zaman nemli olduğu için bitkilerin de ihtiyacı olan nemi sağlıyor ve kurunma ya da çok sulama derdi olmadığı için bitkilerimiz de böyle güzel gelişiyor. Bunları fitilli sulamaya almadım ben. Bir tanesini denedim. Hani ilk başta denemeden asla fitilli sulamayı almıyorum. Ne olur ne olmaz diye bitkinin de ölmesini istemiyorum. Bu mesela 3 yapraklı bir bitkiydi. Sadece fitilli sulamayı aldığımda denedim ve başarılı oldu. Bundan sonraki üretimlerimde de inşallah fitilli sulamayı tercih edeceğim. Bugünlük bu kadar olsun arkadaşlar. Böyle balkondan küçük bir kesit gibi oldu. İnşallah ilerleyen zamanlarda yine küçük küçük videolarla karşınıza çıkacağım inşallah. Şöyle güzel açan çiçeklerimle size veda etmek istiyorum. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.